Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Günün hisse analizi ile karşınızdayız. Sabah Twitter'da yaptığımız anketimize katıldınız ve günün iki hissesini sizler belirlediniz. İlk hissemiz Yapı Kredi ve yatırım danışmanlığı birimimizden yatırım danışmanı Betül Asilkan sizler için değerlendirecek. Hoş geldin Betül. Merhaba Eda. İyi haftalar dilerim herkese. İyi seanslar. Evet, Yapı Kredi için hangi seviyeleri söylersin? Tabii, şimdi ekranımda paylaşıyorum. Şöyle, aslına bakarsanız haftaya Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda düzenlediği yeni bir hamleyle başladık. Burada bankacılık endeksine pozitif etkisini görüyoruz. Bugün şu an itibariyle baktığımız zaman bankacılığın endeksteki yükselişe katkısı %3 derece, %3 civarında. Burada %4'ü bulan kazançlar da gün içerisinde söz konusu oldu. Burada hamleye bakacak olursak zorunlu karşılıklardaki düzenlemede ne ifade ediyordu bu düzenleme? Bu hamlede 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduatlarda zorunlu karşılık oranı %0'a indirildi. Genel itibariyle ayrıca 6 aydan uzun vadeli yurt dışı borçlanmadaki artış için de %0 zorunlu karşılık oranı yine söz konusu olacak. Bu haber akışıyla birlikte de bankacılık endeksinde bugün itibariyle alımların güç kazandığını görüyoruz. Yapı Kredi'ye gelecek olursak burada özellikle Perşembe ve Cuma günü endekste yaşanan toparlanmayla birlikte hissede de pozitif etkinin öne çıktığını takip ediyoruz. Burada baktığımız zaman Fibonacci %7 seviyesi var. Temmuz ayından beri takip ettiğimiz yükselen Fibonacci'ye baktığımız zaman yükselen trend kanalındaydı. Ancak endekste yaşanan satışlarla birlikte burada bir geri çekilmeyi takip etmiştik. Burada dip seviye 8.27 seviyesindeydi. Daha sonra tekrar alımların geldiğini takip ettik ve Fibonacci trend dönüş çizgisinin bulunduğu 8.52 seviyesinin üzerine tekrar bir toparlanma var. Burada baktığımız zaman 100 günlük ve aynı zamanda 22 günlük ortalamaların yukarıda direnç olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Burada yukarıda 9.61 gün içinde zirvenin bulunduğu seviye burası. 9.61 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 9.92, 10.44 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak baktığımız zaman dediğim gibi burada endeksteki pozitif seyir ve bu hamle bankacılık endeksine pozitif yansıdı. Burada Yapı Kredi özelinde kısa vadeli 9.92, devamında ise 10.44 seviyeleri takip edeceğimiz direnç noktaları olacak. Ancak bir geri çekilme yaşanacak olursa, endeks cephesinde tekrar bir düzeltme yaşayacak olursak ise baktığımız zaman şurada dipten dönüşün yaşandığı seviye var, 9.07. 9.07 seviyesi takip edilebilir. 9.07'nin altında ise kritik öneme sahip 8.52 seviyesi izleyeceğimiz önemli kritik destek bölgesi olacak. Yapı Kredi hissesinin teknik analizini Betül Asilkan sizler için değerlendirdi. Çok teşekkürler Betül. Ağzına sağlık. Rica ederim. Yayınlarımız devam ediyor. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.